Merhaba. Pamfilya'da gezimize devam ediyoruz. Pamfilya neydi? Geçmiş bölümleri izlememiş olanlar için Antalya ile Alanya arasında kalan ve 4 büyük ırmağın alivyonlarıyla doldurduğu dümdüz bereketli bir ova. Hemen arkasındaki Toros Dağları Pisidia bölgesiydi ve hemen güneybatısındaki alan Likya bölgesiydi. Ve buradan doğuya gittiğiniz zaman Kilikya bölgesi ve işte arada kalan Pamfilya ve ne demiştik? Likya, Pisidia, Karya bunlar hep Luvice halkların isimleriyken Pamfilya belki de Anadolu'daki tek Yunanca ismi olan antik coğrafya tüm halkların ülkesi ve burada eski Yunanca formu Pamfilya diyalekti hatta Side yazısından bahsetmiştik farklı lehçelerin konuşulduğundan. Pamfilya'nın önemli bir kenti de Aspendos. Elbette ki nasıl Perge, Aksu Nehri'nin yani Kestros'un, Side, Manavgat, Melas'ın yanında kurulmuşsa Aspendos'ta Köprüçay ya da antik Eğrimedon'un yanında kuruldu. Eğrimedon gerçekten de bölgedeki önemli ırmaklardan. İşte aslında Pamfilya bölgesi coğrafyanın insan medeniyetine nasıl etki ettiğinin çok güzel bir örneği. Bu ırmaklar, bu tatlı su kaynakları olmasaydı, bunların sağladığı liman imkanları ve bereketli ovalar olmasaydı, bu 4 tane muhteşem kentin belki de hiçbiri burada bugün olmayacaktı. Eğrimedon, Yunanca aslında iki kelimeden oluşuyor. Üros ve Medon, yani büyük ve egemen. Gerçekten de büyük ve egemen bir ırmak. Aspendos, Eğrimedon'un deniz kenarında, bugün Köprüçay olarak bilinen bu ırmağın yaklaşık buradan 50 kilometre kadar kuzeyinde Türkiye'nin en büyük rafting merkezlerinden bir tanesi de var. Köprülü Kanyon ki başlayan ilk bölümlerimizde başlarken onu size tanıtmıştık. Hem Köprülü Kanyon'u hem Selge'yi. İşte aynı ırmak üzerindeyiz. Bu ırmağın ilginç hikayeleri var. Liman olmaktan, bereketli bir alan yaratmaktan ve tatlı su kaynağı olmaktan başka. Bir gün burada Amerikalı turistlerimi gezdiriyorum. İşte dedim Köprüçay, Eğrimedon. Turistin bir tanesi dedi ki, bu hangi Eğrimedon dedi. İşte dedim antik dünyanın Eğrimedon'u. Ben dedi Amerika'da dedi denizciyim dedi, denizcilik okudum ve bize Eğrimedon Deniz Savaşı dedi. Kitaplarda anlatılır dedi önemli bir savaş olarak. O zamana kadar ben de bunun dünya çapında bilinen bir savaş olduğunu bilmiyordum. Gerçekten de milattan önce 5. yüzyılda biz biliyoruz ki Persler Pamfilya'da bir garnizon kuruyor ve Yunanlarla sürekli savaşları var. Ve bu çağda Atinalı general Kimon Atik Delos deniz birliği ile topladığı paralarla bir ordu oluşturuyor. Ve gelip Aspendos ya da Eğrimedon nehrinin denize açıldığı yerde Pers donanmasına saldırıyor. Pers donanmasını yeniyor ve bir hile düşünüyor. Pers kıyafetlerini alıp o tiyaraları kendi askerlerine giydiriyor. Perslerin kullandığı silahları alarak bu kez de karadaki garnizona saldırıyor ve onları da yeniyor. Ve işte bu yüzden de savaş ve deniz tarihine geçiyor. Bir günde hem karada hem de denizde kazanılan çift zafer olarak tarihte yerini alıyor. Elbette ki ırmaklar avantajları kadar dezavantajları da beraberinde getiriyor. Mesela ulaşım tabii bunların en önemlisi. Ama antik dönemde bu ırmakların üzerine köprüler yapılmış ki bugün hala bu köprü sapasağlam duruyor. Orijinali milattan sonra 2. yüzyılda Roma İmparatorluk çağında yapılmış ki onun kemerlerinin bir kısmı hala duruyor. Fakat daha sonra bu köprü birkaç kere restore edilmiş. Gelin bu köprünün de güzel hikayesini beraberce dinleyelim. Troya Savaşı sonrasına ait Helen söylence geleneğinin bilici kahramanlarından Pamfilya ve Kilikya kentlerinin kuruluşlarına damga vurmuş Mopsos'un adı Aspendos'un kuruluş öykülerinde de yer alır. Öte yandan Aspendoslular 5. yüzyıl kent sikkelerinde Luvi kökenli Estvediz kent ismini kullanmışlardır. Estvediz ve Mopsos adlarının Adana Karatepe kralı Asitavata ve onun kurucu kahraman atası Muksus adlarında olduğu gibi bir arada kullanılması,
dil bilimcileri Muksus'un kimliğini araştırmaya yöneltmiş, sonuç olarak Luvice Muksus adıyla tanınan kahramanın Argoslu Mopsos'tan 200 yıl daha erken olduğunu kanıtlayan belgelere ulaşılmıştır. Aspendos'u dil bilimsel olarak derin geçmişe bağlayan bu veriler, son dönemlerde arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına başkanlık eden Profesör Doktor Veli Köse'nin araştırmalarıyla artmış, uzun yıllardır bekleyen sorular için önemli ipuçları yakalanmaya başlanmıştır. Aspendos'taki jeomanyetik ve jeoradar çalışmalarıyla Hekatompedos olarak tanımlanan 100 ayak uzunluğunda özel bir tapınak yapısına ilişkin demir çağ mimarisine ait izler yakalanırken, yapılan kazılarda aynı döneme inen tabakalara ulaşılmış, bu döneme ait pişmiş toprak figürünler ve Kıbrıs'la ilişkileri kanıtlayan seramik türü arkeolojik veriler açığa çıkarılmıştır. Arkeolojik ve yazılı kaynakların yetersiz olduğu süreçlerde, Aspendos tarihi bağlı bulunduğu Pamfilya bölge tarihiyle bir arada değerlendirilir. Bu bağlamda tarihçi Herodotos'a göre bölge, Kral Kroisos devrinde Lidya'nın vasalı konumundadır. Lidya hakimiyeti bir Babil kroniğinden anlaşıldığına göre, M.Ö. 557-556'da Selinus Gazi Paşa'ya kadar doğuya ulaşmış gibi görünmektedir. M.Ö. 546 yılında Pers kralı Kiros, tüm Lidya topraklarını Pers İmparatorluğu adına eline geçirmiştir. M.Ö. 540 yılında da Pamfilya, Pers hakimiyetine girmiştir. Anadolu arkeolojisinde hep Anadolu'nun değişik dönemlerinden bahsediyoruz. Parlak dönemleri var, kötü dönemleri var. İşte hep diyoruz ki milattan sonra 2. yüzyıl Roma İmparatorluk çağı Anadolu'daki çok gelişmiş, çok refah dolu bir çağ. Ki bunu işte Efes'te, Perge'de, Aspendos'ta göreceğimiz gibi birçok yerde izlerini görüyoruz. Ama daha sonra 4. yüzyıldan sonra, milattan sonra Anadolu'da bir duraklama devri oluyor. Yani Doğu Roma dediğimiz Bizans hiçbir zaman Anadolu'ya o Roma İmparatorluğu gibi sahip çıkamıyor. Korsanlık, haydutluk, talan tekrar başlıyor ve bu kentler 6. 7. yüzyılda hepsi birer küçük yerleşime dönüşüyor ki 8. yüzyıldaki Arap akınlarıyla tamamı ya terk ediliyor ya birer köy hüviyetine dönüşüyor ki tarihte bunu Orta Çağlar diyoruz. İşte Anadolu'da 11. yüzyılda yeniden bir aydınlanma çağı yaşanıyor. Bu da Selçuklu Türklerinin 1071'de Anadolu'ya gelerek Konya merkezli bir imparatorluk kurmasıyla oluyor. Ve hep bahsetmiştik, Selçuklular daha önce var olan bütün bu Roma yollarını, köprülerini onararak, kervansaraylar kurarak ticareti yeniden canlandırıyorlar. İşte Aspendos'ta da Antalya'nın birçok yerinde ya da Anadolu'nun birçok yerinde gördüğümüz gibi eski Roma İmparatorluğu dönemi köprüsü artık yıkılmış. Selçuklular 12. yüzyılda hemen onun ayakları, temelleri üzerine yeni bir köprü inşa ediyorlar. Ve bu ticaret ağını işte Alanya'dan Antalya'ya, Akdeniz'den Konya'ya ve daha birçok yere üzerinde kervansaraylarla tekrar bağlıyorlar, canlandırıyorlar. Selçuklu köprülerinin bazı özellikleri vardır ki bu Aspendos Köprüsü ya da Belkıs Köprüsü olarak anılan köprüde çok bariz görünür. Köprü böyle dümdüz geçmez, bir kıvrım yapar, bir S yaparak gider. Bu da tabii stratejik bir alan olduğu için hızla gelen düşmanı yavaşlatmak ve onu orada yenmek için yapılmış bir akıllıca mimari düzenleme. Şimdi Belkıs Köprüsü'nden ayrılacağız ve Aspendos deyince tabii ziyaret etmiş olan ya da ilgilenmiş olan herkesin aklına gelen o muhteşem Aspendos Tiyatrosu'na gideceğiz. Thank you.
Gerçekten de muhteşem bir yapı. Zaten Aspendos deyince herkesin aklına bu tiyatro geliyor. İşte biz de bu bölümde bu Aspendos tiyatrosunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Çünkü bu aslında sadece bir tiyatro değil, onun ötesinde bazı işlevleri var. Bir de antik dünyadan günümüze kalmış en iyi örneklerden bir tanesi. Tabii Aspendos kenti Side gibi, Perge gibi 60-70 yıldır kazılmıyor. Daha kazılar çok yeni başladı. Bir 10 yıllık mazisi var. Bu yüzden Aspendos tarihini biz Side Perge tarihi kadar çok iyi bilmiyoruz. Genel olarak Pamfilya tarihiyle beraber götürüyoruz. Ancak Aspendos kazıları başlar başlamaz kalkolitik döneme, yani M.Ö. 5. bin yılına kadar giden bir takım veriler ortaya koydu. Çalışmalar devam ediyor ama biz rahatlıkla Aspendos'un bir yerli Anadolu şehri olduğunu ve hani o işte 1. bindeki Kalkas Mopsos gibi Yunan kahramanlarından çok önce var olduğunu biliyoruz. Kentin M.Ö. 5. yüzyıldaki sikkelerindeki Esfediye adıyla, işte Adana'daki Asitavasta ile ya da Asitavanda ile kent adının özdeşleştiğini de biliyoruz. Anadolu arkeolojisinde hep bahsediyoruz. Kentlerin isimlerinden o kentin Yunan kökenli mi, Luvi kökenli mi olduğunu bilmek son derece kolay. Hatırlayalım neydi? Mesela 2 S varsa Sagalassos, Termessos gibi veya ND, NT takıları varsa işte Aspendos, Arikanda, Xanthos gibi, bunlar yerli bir Anadolu halkı olan Luvice kelimelerden etimolojik olarak geldiğini biliyoruz. Aspendos için tarihi kaynaklar bize çok fazla bilgi vermese de mesela Strabon buradan bahsediyor, coğrafyacı. Diyor ki Perge'den sonra Kapriya Gölü'ne gelinir ve ondan sonra Eurimedon ırmağına ve buradan 60 stadya kuzeyde Aspendos yer alır diyor ki bu tarif günümüze oldukça uygun. Bu Kapriya Gölü 19. yüzyıl seyyahlarının da bahsettiği bir gölken bu yüzyılda kurumuş. 60'larda böyle yeri belliymiş iyi kötü ama bugün bu Kapriya Gölü'nden herhangi bir eser yok. Gidelim tiyatroyu detaylı bir şekilde inceleyelim. Atatürk'ün 1930 yılında ziyaret edip, onarılıp yeniden kullanılması için girişimler başlattığı Aspendos Tiyatrosu, dünyanın en iyi korunmuş antik tiyatrolarındandır. İki tepe üzerine kurulu Aspendos'un tiyatrosu, küçük tepenin doğu yamacına yaslanmıştır. Milattan sonra 2. yüzyılda, İmparator Marcus Aurelius döneminde 15 ila 20 bin kişi kapasiteli olarak inşa edilmiştir. Kuzey ve Güney Parados kapıları üzerindeki Latince ve Yunanca yazıtlar, tiyatro ve skenesinin bütün masraflarını A. Curtius Crispinus'un vasiyeti uyarınca, A. Curtius Crispinus Arruntianus'la A. Curtius Auspicatus Trinianus'un karşıladıklarını yazar. Tiyatro tanrılara ve devrin imparatorlarına adanmıştır. Kavea'nın bir bölümü yamaca yaslanmış olsa da, üst bölümün serbest kemerler üstünde yükselmesi, paradosların üstü örtülü, analemma duvarlarının Kavea'ya paralel olması, Kavea'nın yarım daire planı, Roma dönemi tiyatro özelliklerini yansıtmaktadır. Gerçekten de hani Priene de söylemiştik, Priene tiyatrosu bir Helenistik ya da Yunan tiyatrosu nasıl olması gerekiyorsa öyle. Yani herhangi bir antik Yunan mimarisi üzerine bir kitap alsanız, tiyatrolara baksanız Helenistik tiyatro için Priene tiyatrosu çıkar. İşte Roma dönemi tiyatrosu için de Aspendos'un planını görürsünüz. Çünkü o dönem için gerçekten ideal sayılabilecek bir ölçüde yapılmış. Milattan sonra 1. yüzyılda yaşayan bir Romalı mimar var, Vitruvius.
ve mimarlık üzerine 10 kitap adlı bir eseri var. Daha önce bahsetmiştik. Bu Vitruvius'un bir Vitruvius yıldızı vardır. İdeal tiyatronun ölçeğini gösteren, işte bu Vitruvius yıldızına tam olarak uyan, gerçekten mükemmel denecek şekilde dizayn edilmiş bir tiyatro. Ama sadece dizaynı ve yapılışı mükemmel değil, günümüze kadar da en sağlam kalmış tiyatrolardan. Hemen kısaca yine hatırlatalım ki amfiteyatro değil, tiyatro. Bakın burada bir kaveyası var, orkestrası var ve sahne binası var. Sahne binası olmayıp bir kaveye daha devam etseydi, yani karşılıklı iki oturma sırası olsaydı, o zaman amfiteyatro olacaktı. Bu tiyatro milattan sonra 2. yüzyılda yapılmış ama bu kadar sağlam kalmasının elbette bir nedeni var. Çünkü yaklaşık 1000 yıl sonra 12. yüzyılda Selçuklu döneminde çok ciddi bir restorasyon geçirmiş. İki katlı sahne binası, ahşap sahnenin ve onun gerisindeki duvarı süsleyen heykellerle sütunların dışında neredeyse eksiksiz bir şekilde günümüze kadar ulaşmıştır. İki uçtaki merdivenler ve kavea'yı taçlandıran 58 sütun ve kemerden oluşan galeri günümüzde onarım görmüştür. Zengin cephe işçiliği gösteren sahne binasının üst katındaki 9 edikula boşluğunun tamamı alınlıklarla örtülüdür. Sağlam korunan orta alınlıktaki kıvrık dal ve çiçeklerle bezeli kadın figürü, Dionysos şenliklerindeki bakalarla ilişkili görülse de, halk arasında efsanelerin doğmasına yol açmıştır. Sahne binasının odağındaki bu kabartmanın en ilgi çeken özelliklerinden biri de, tiyatronun Selçuklu Sarayı olarak kullanıldığı dönemde onarım ve tadilatla kullanılmaya devam edilmiş olmasıdır. 13. yüzyılda Skaya Nae Frons alınlığındaki Roma kabartmasını gizleyen alçı üstüne yerleştirilmiş tympanum kornişinde yer alan boyalı Selçuklu kadın büstleri Mikhail Dugin tarafından 2011 yılında bilim dünyasına tanıtılmıştır. Gerçekten de muhteşem bir tiyatro. Tabii biz hep şimdi anlatıyorduk, tiyatrolar Dionysos ya da Baka bağ bozumu şenliklerinde başlıyor ve daha çok yoğun olarak Ege'de, Frigya bölgesinde. O zaman işte doğal bir yamaca otururken milattan önce 5. yüzyıldan itibaren böyle taş oturma sıraları yapılıyor. Ama eski geleneksel tiyatrolara baktığımız zaman hemen hepsi bir manzaraya karşı yapılıyor. Yani böyle güzel bir manzara görüyorlar. Güneye, batıya, bazen doğuya bakıyor ama mesela kuzeye genellikle bakmıyor tiyatrolar. Yani aslında tiyatro açık bir mekan. Yani dışarıdan gelip geçen tiyatroyu görüyor. Tiyatroda oturanlar da dışarıdan gelip geçenleri görüyorlar. Ama Roma İmparatorluk çağında, işte milattan sonra 2. yüzyılda bu biraz değişiyor ki işte biz burada bunun güzel bir örneğini görüyoruz. Yine hep anlattığımız gibi o beşik tonozların yapılmasıyla artık o hani doğal yamaca ihtiyaç kalmıyor. Biz her ne kadar Aspendos Tiyatrosu'nun milattan sonra 2. yüzyılda yapıldığını yazıtlarından biliyorsak da büyük bir ihtimalle doğal yamaca yaslandığı için bir kısmı burada daha erken dönemde bir tiyatro olabilir. Bu bir olasılık çünkü genellikle o tiyatrolar büyütülüyor. İkinci diazoma ekleniyor. Ve Aspendos Tiyatrosu'nda başka bir yerde görmediğimiz gibi iki tane beşik tonozlu mekandan içeri giriliyor. Ve oradan girer girmez merdivenler var, galerilerle çıkıp en üst kata kadar hiç seyircileri rahatsız etmeden o orta tünellerden ve yandaki galerilerden geçerek tiyatroya girmek ve çıkmak mümkün ki bugün bu tiyatro biliyorsunuz ya da çoğunuzun bildiği gibi festivaller için kullanıldığı zaman gerçekten de dinleyicilerin girmesi ve çıkması buralardan değil, genellikle oralardan oluyor. Son derece güzel düşünülmüş. İşte bu Roma çağında bir özellikle o sahne binası değişiyor. Priene'de görmüştük. Milattan önce 3. 2. yüzyılda ilk sahne binaları yapılıyor ama bu sahne binaları tabii bu Roma çağındaki gibi değil, küçük. Yani görüntüyü engellemiyor. Daha çok ihtiyaçtan ortaya çıkıyor. İşte kostüm konuyor, dekor konuyor, içinde müzik aletleri saklanıyor. Yani kulis gibi kullanılıyor.
Ama Roma İmparatorluk çağında işte burada gördüğümüz gibi sahne binası tiyatronun en üst sırasına kadar tiyatroyu kapatacak şekilde inşa ediliyor. Bugün o tiyatroların çoğunda onu görmüyoruz çünkü yıkılmışlar ama Aspendos'ta çok güzel görüyoruz. Yani artık burada oturanın dışarıyla bir ilgisi kalmıyor. Tiyatrolar böylelikle ilk defa bağımsız bir yapıya döndürülüyor. Peki niçin bu kadar emeğe giriliyor? Çünkü artık aslında Roma İmparatorluk döneminde tiyatroları böyle bir televizyon, gazete, halkla ilişkiler aracı olarak kullanıyorlar ki işte böyle önemli Dionysos toplulukları ya da bilinen sanatçılar geldiği zaman Roma valisi burada çıkıp 15-20 bin kişiye bir nutuk atabiliyor. Ve bu sırada da hiçbir şekilde izleyicilerin konsantrasyonu bozulmuyor. Düşünün ki burası 15-20 bin kişiyle dolu ve dışarıda artık öyle at arabaları geçti, insanlar geçti gibi bir herhangi bir dikkat dağıtıcı bir şey yok. Herkesin bütün konsantrasyonu orkestrada ve sahne binasında. İşte bu tiyatronun en önemli özelliklerinden bazılarını size saydık. Ama bir de tabii tiyatronun kabartmaları ve ona bağlı efsaneleri var. Tiyatronun ve bölgenin tabii ki Türk hakimiyetine, Selçuklu hakimiyetine girmesi de yapıda önemli bir dönem. Ve bu dönemde aslında bir efsane ortaya çıkıyor. Bu efsane belki antik çağlardan gelen ve değişime uğramış bir efsane. Tam olarak bilmiyoruz ama Belkıs efsanesi, Balkıs olarak da geçiyor. Rivayete göre Aspendos kralının güzeller güzeli bir kızı var. Elbette ki kralların kızları hep güzel olur. Çünkü varis. Ve kral kızı evlenme çağına gelince kızını evlendirmek için değişik bir fikir ortaya koyuyor. Diyor ki benim kentime en güzel, en yararlı eseri yapana kızımı vereceğim. İşte şairler katılıyor, edebiyatçılar katılıyor, ressamlar katılıyor, mimarlar katılıyor. Ve nihai olarak iki tane mimar kalıyor. Kral karar vermekte zorlanıyor. Bir tanesi adını bilmiyoruz. Aspendos'un o önümüzdeki bölüm göreceğimiz muhteşem su yollarını, akvadükleri yapan mimar, mühendis aynı zamanda. Diğeri de adını yazıtlardan bildiğimiz mimar Zenon, bu tiyatroyu yapan. Diyor ki yani kral şimdi bu tiyatro çok güzel diyor ama diyor akvadükler diyor, şehrin merkezine kadar diyor, devamlı su sağlıyor. O herhalde daha yararlı bir eser diye düşünürken tam böyle tiyatronun en üst sırasına oturmuş bir fısıltı duyuyor. Kralın kızını seviyorum, kralın kızıyla evlenmek istiyorum. Bakıyor etrafa kimse yok. Sonra fark ediyor ki Zenon ta orkestrada kendi kendine fısıldayarak bunları konuşuyor ve tiyatronun o müthiş akustiğini fark ediyor. Ve nihai olarak kızını iki parçaya bölüp her mimara bir parçasını veriyor. Tabii burada hikayenin sonunda hikaye bir anda oryantal doğu motifleri alıyor. Bu hikaye çok büyük ihtimalle tiyatronun en orta tümpanon ya da alınlık dediğimiz bölgesinde bulunan ve Dionysos'la Baka ile ilgili bir kabartmadan meydana gelen bir hikaye. Çünkü taş doğal olarak kırılmış. Ve sanki kız ikiye ayrılmış gibi böyle bir efsane söylenmiş. Peki bu sahne binası ve efsane ile ilgili başka neler biliyoruz? İşte buranın Selçuklu döneminde dediğim gibi restore edilerek yeniden kullanıldığını biliyoruz. Aspendos Tiyatrosu'nun 1237-1240 yılları arasında Selçuklu Sultanı II. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından yazlık saraya dönüştürüldüğü bilinmektedir. Tiyatronun ana yapısının güney tarafındaki platformda, köşkü destekleyen Selçuklu mimarisi özelliklerinde tuğla kemerler bulunmaktadır. Köşke geçişi sağlayan Roma dönemi kapısının üst tacında sola doğru koşmakta olan bir arslan kabartması,
Bu kapının yanındaki pencerenin altında da 4 ayrı hayvan kabartması seçilebilmektedir. Şimdi sahne binasının olduğu yerdeyiz. Tabii burayı kat kat düşünmek lazım. İşte bahsettiğim gibi burası gerçekten de bu kadar iyi korunmuş. Çünkü Selçuklular döneminde yani yapılışından yaklaşık 1000 sene sonra çok ciddi bir restorasyon geçirmiş. Bütün bu duvarlar sağlamlaştırılmış. Rehber kitaplarında ya da genel bilgilere baktığınız zaman buranın Selçuklu döneminde onarılarak bir kervansaray olarak kullanıldığını okuyabilirsiniz. Ama bu bilgi aslında yanlış. Araştırmacı ve sanat tarihçi Dagan Akdeniz Üniversitesi'nde burada yoğun bir çalışma yaparak burasının aslında bir Selçuklu sarayı olarak kullanıldığını bize gösterdi. Zaten şimdi yok ama çok eski fotoğraflarında orkestrada sarayın kalıntıları duruyormuş. Selçukluların zaten Alanya'ya kadar geldiği ve Alanya'nın onların limanı olduğunu biliyoruz. İşte burada bir yazlık saray yapmışlar. Tıpkı Beyşehir Gölü'ndeki Kubadabat Sarayı gibi. Ve burayı restore etmişler. İyi ki Selçuklular bu yapıyı bu şekilde restore edip onarmışlar. Günümüze kadar sapasağlam gelmiş. Değil Türkiye'nin, dünyanın dediğim gibi en sağlam kalmış antik tiyatrosu Aspendos Tiyatrosu. Aspendos'a gelen ziyaretçiler tiyatroyu görüp gidiyorlar. Aspendos deyince gerçekten akla tiyatro geliyor sadece nedense. Ama Aspendos'un tiyatrosu kadar önemli bir mimarlık ve mühendislik harikası olan su yolları ve sifon sistemleri var. Aspendos kentinin kendisi var. Bu bölümde elbette ki zamanımız yetmedi ama önümüzdeki bölümde Aspendos'un o meşhur su yolları ve yukarı kentiyle devam edeceğiz. Hoşça kalın efendim.